Efendim iyi akşamlar. Kayıt dışı tarihe hoş geldiniz. Bu akşam malumunuz bu saat kayıt dışı tarih saati. Ama ben karşınızdayım çünkü Serkan Okur biraz rahatsızlandı. Ondan mütevellit inşallah Mustafa Armağan hocamız da bugün ben inşallah sizlerle olacağım. İnşallah güzel bir tarih programı olacak her zaman olduğu gibi. Bugün malumunuz efendim geçtiğimiz gün ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı uzaya çıktı ve gerçekten göğsümüzü kabartan bir hadiseydi. Biraz da böyle geçmişe bakacağız. Vecihi hürkuşlara bakacağız. Osmanlı döneminde bu atılımlar, bu girişimler nasıl yapıldı? İlk pilotlarımız kimlerdi? Acaba ilk pilotlarımızın isimleri nelerdi? İçlerinde gizlenen var mı? O süreçleri biraz esasında Mustafa Armağan hocamıza elbette ki soracağız. Tarihe her zaman olduğu gibi şöyle bir yüzeysel değil de hem de aynı zamanda malumunuz Mustafa hocamız hep arşivlerle kitaplarıyla gelir. Yine aynı şekilde gelmiş görüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş Nasılsınız? geldin. Hoş bulduk. Bir Teşekkür ederim. süredir gözümüz arıyordu seni. İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah bugünlerimizi aratmasın. Allah daha iyisin inşallah. Ben de Rami Kütüphanesi'nden geliyorum. Orada bir etkinliğimiz oldu. Orası bayağı bir kültür merkezi olmuş. Yani sadece kütüphane olarak Alan da geçiyor ismi büyük. ama içinde anaokulunda yaşındaki çocuklar için etkinlik salonlarından tutun da doktora seviyesinde öğrencilerin çalıştığı bazı akademik odalara kadar girdiniz mi yani bin bir türlü etkinlikle karşılaşabiliyorsunuz. O Maşallah. bakımdan da ben de hayranlığımı ifade ederek ayrıldım oradan. Eyvallah. Tavsiye ediyorum sevgili seyircilerimiz de vakit bulurlarsa Rami Kütüphanesi bir orada bir vaha, bir nefes alabileceğiniz bir vaha haline gelmiş durumda. Haberiniz olsun. Şimdi bu programda siz de tabii ki hummalı bir hazırlık içerisinde gelmişsiniz haliyle. Tayyar'dan SpaceX'e nasıl geldi? Evet. Tüm bunları karacağız ama onun öncesinde siz yıllardır rahmetli tarihçi, Türkiye'ye mal olmuş önemli bir isim Yavuz Bahadıroğlu. Allah ona gani gani rahmet eylesin inşallah. Amin, amin, amin. Aramızdan ayrılışını aynı zamanda yıl dönümünü idrak ediyoruz. Onu anarak arzu ederseniz başlayalım. Onunla ilgili bir VTR var. VTR'mizi Eyvallah. izleyelim. Akabinde belki biraz üzerinde de herhalde Tabii ki. birkaç kelam yaparız. Düştü çok şükür. Şansıma. Yeni Akit yazarı ve Akit TV programcısı tarihçi Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Lügatından, sözlüğünden. Bahadıroğlu ömrünü şanlı geçmişimizi anlama konusunda yaptığı çalışmalara adadı. Nesillere okumayı sevdiren kitaplarıyla tarih bilinci aşılayan Yavuz Bahadıroğlu eserleriyle milyonlara ulaştı. Osmanlı tarihi üzerine pek çok eser kaleme alan Bahadıroğlu tarih sohbetleriyle gençlerin yolunu aydınlattı. Türkler sizi tükürükle boğarlar. 1945'te Rize'de dünyaya gelen Bahadıroğlu gazeteciliğe 1971'de İstanbul'da başladı. Bahadıroğlu gazetecilik yaparken çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk hikayesi yayınladı. Asıl çıkışını ilk romanı Sunguroğlu ile yaptı. Ardından Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Bahadıroğlu'nun genelde Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı vardı. Çünkü Çandarlı Halil Paşa gibi yurt içinde ve yurt dışında binlerce konferans verdi ve hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Abdülhamit Han, 4. Murat gibi öne çıkan birçok Osmanlı padişahının hayatını anlatan kitapları bulunan Bahadıroğlu, Osmanlı'da derin devlet, kayıt dışı tarihimiz, ayet ayet hayat, inancın zaferi Çanakkale ve tarihin arka sokakları gibi iz bırakan eser de imza attı. Mütevazılığı, sevecenliği ve tavizsiz duruşuyla hatırlanan tarihçi ve düşünce adamı Bahadıroğlu, takvim yaprakları 21 Ocak 2021'i gösterdiğinde ruhunu Rahman'a teslim etti. Bir
duruşu da budur. Sert ama mert olduğu için Akit'te yazıyorum sözleriyle Akit'in duruşuna olan hayranlığını dile getiren ve uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Yavuz Bahadıroğlu Mahlaslı Niyazi Birinci'nin Hakk'a irtihalinin üzerinden 3 sene geçti. Bahadıroğlu Eyüp Sultan Camii haziresinde medfun bulunuyor. Evet, arkadaşlarımız kısa bir haber ve belirtiler hazırlamışlar. Yavuz Bahadıroğlu, yıllarca bu programı beraber yürüttünüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Ne söylemek istersiniz? Vallahi tabii biz hem program ortaklığı yaptık hem burada hem daha önceki televizyonlarda. 6-7 yıl beraber program yaptık ki televizyon tarihinde çok kolay değildir bu kadar uzun süre birlikte olmak. Kesinlikle. Bir abi kardeş gibi olmuştuk kendisiyle. Aynı dergide yazdık. Aynı mevzular üzerine toplantılara katıldık. Çeşitli Anadolu şehirlerinde beraber yolculuklarımız yahut sohbetlerimiz oldu. Şimdi şunu düşünüyorum. Yani hakikaten çok yetenekli, çok zeki, çok nüktedan, çok kültürlü biri insandı ve bu yazarlık yapmasaydı mutlaka başka bir alanda çok daha önemli bir takım yerlere gelebilirdi ki kendisi mesela milletvekili olmayı tercih etmedi, birçok imkanlar önüne geçti, hepsini elinin tersiyle itti. Yazmak, konuşmak, insanlara derdini umumileştirmek, yani bir dert aşısı yapmak için diğer diğer gezdi gerçekten Anadolu'da, Avrupa'da. O kadar çok yerde konuşma yaptı ki bugün onun hatıraları birçok insanın zihninde hala çok canlı. Şimdi böyle insanlar, bu gönül insanları kendisini toplumuna vakfetmiş. Yani kimse ona böyle bir görev vermemiş. Kimse onu işte maaş bağlayıp git insanlara tarih anlatın dememiş. Zaten böyle bir şeyimiz yok çok şükür evet. Türkiye'de. Engel olmasınlar, başka bir şey istemiyoruz diyoruz. Ben de diyorum. Doğru. Ama buna rağmen dere tepe demeden kendisini her tarafa koşarak bir şey anlatmaya çalıştım. Anlatmaya çalıştığı şey şuydu. Yani bize tarihimizi doğru anlatmadılar. Bizi aldattılar. Doğru tarihi ben size anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar anlatabiliyorsam. Böyle bir derdi vardı. Ve bu tarih ne kadar çünkü, müsaade ediliyorsa tabii. Evet. Tarih çünkü bugün de Rami de bunu anlattım. Yani kimlik oluşturan en önemli husustur tarih. İşte dil de, edebiyat da tamam bunlar da şey ama tarihinden hani bana tarihini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Avrupa'da adeta. Ya da Asya halklarında ve oradaki işte mevcut devletlerde böyle bir geçmişe dönük, tarihlerine dönük tırpanlama, o tarz işte onu bir şekilde silme, egale etme, yok etme bu tarz şeyler var. Bu şöyle, Almanya'da mesela var şu anda. Denazifikasyon diyorlar. Yani Nazi dönemini unutturma, Nazi dönemini silme. Belki onu biraz anlayabiliriz. Şimdi onu anlayabiliriz. Niye? Evet. Çünkü insanlığa kötülük etmiş, Almanya'ya kötülük etmiş, dünyaya kötülük etmiş bir organizasyon. Bunun unutturulmasını anlayabilirsin. Japonya'da o İkinci Dünya Savaşı sırasındaki yönetime yönelik bir şey var. Olayı biraz ya eleştiriyorlar ya es geçmeye çalışıyorlar. Bunu da anlayabilirsin. Çünkü orada bir sürü Asya halkı, Çin dahil olmak üzere milyonlarca insanın öldürüldüğü bir savaş yaşandı. Buna benzer bazı şeyler, örnekler bulunabilir. Ama yani Osmanlı gibi bizim tarihimizin kökü, özü ve bugün bizim kimliğimizi de oluşturan bu ana gövdeyi kötülemek, unutturmaya çalışmak, silmeye çalışmak kimin işine yarar? Yani normalde bunun bizim işimize yaramaması lazım kötülemenin. Ama öyle bir şey yapılıyor ki, aşı yapılıyor ki Osmanlı şöyle kötüydü, böyle batmıştı, böyle bitmişti. Şimdi bize diyoruz ki madem batmıştı bayrağı niçin değişmedi? Batarken bile imparatordu. İmparatorluktu ve bayrağını kullanıyoruz hala. Çok önemli bir şey. Peki
Daha önemli bir husus, Osmanlı Devleti büyük devletlerden birisi sayılıyordu. Yani düveli muazzama içerisindeydi Osmanlı. Ve büyük devletler birbirine büyükelçi atayabiliyordu o tarihte. 1923'ü şey yapalım. İkinci Dünya Savaşı'dan önce büyük devletler sadece birbirine büyükelçi atayabilir. Diğer devletler orta elçi veya küçük elçi, normal elçi. Ama büyük elçiyi sadece büyük devletler atayabilir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra otomatikman büyükelçi atamaya başladı. Bu avantajı nereden geliyordu? Osmanlı'nın devamı olduğu için. Mesela Çin'in büyükelçi atama yetkisi yoktu o tarihte. Atayamıyordu. Ama Türkiye atayabiliyordu. Türkiye 10 milyonluk bir ülke, nasıl bu şeye ulaştı? Osmanlı'nın devamı olduğu için. İşte bize bunu unuturdular. Yani biz Osmanlı'dan ayrı, sıfırdan kurulduk, yeni bir devletiz. Hayır, öyle bir olay yok. Biz Osmanlı'nın devamıyız ve Yavuz abinin bir kitabının ismine geçtiği gibi biz Osmanlıyız. Yani temel kimliğimiz oradan geliyor. Bugün dilimizden başlayın, yemeklerimize kadar, türkülerimize kadar, mehter marşına kadar, değil mi? Musikimize kadar, şiirimize kadar, her şey oradan geliyor. Ya bu niye inkar edilir? Yani mükemmel bir yapı var ortada. Siz o yapıyı elinizin tersiyle itiyorsunuz. Bunun bir sebebi olmalı. İşte bu Türkiye'deki yanlış batılılaşma çabasının bir sonucu. Yani biz batılı olursak makbul devlet oluruz, makbul millet oluruz. Osmanlı da batılının tersini temsil ettiği için, batılının düşmanını temsil ettiği için Osmanlı'ya sahip çıkarsak batılılar bize kızar. Batılılar bizi geri bir ülke ya da işte mülteci olarak görür kaygısıyla böyle bir yola girildi. Bunun yanlış olduğunu yavaş yavaş anlıyoruz. Düşünün ya, şehitlerimizin cenazesini Mozart'ın ya da Chopin'in marşıyla kaldırıyorduk yakınlara kadar. Yakın zamana kadar tabii. Ya şimdi böyle bir ayıp, bu kadar büyük bir millet, bu kadar musiki sahasında devrim yapmış, büyük isimler yetiştirmiş olan bir milletin çocukları şehitlerini Chopin'in bilmem kaçıncı işte marşıyla bunu kaldırıyor. Şimdi böyle bir şey olmaz. Yani bu büyük bir devlete yakışmaz. Dolayısıyla bunlar zaman içinde düzeltildi. Ama nasıl düzeltildi? Şimdi burada önemli olan Yavuz abiye de bağlayarak rahmetliye şey yapacağım. Bunu mesela Ayasofya davası gibi. İşte söyledik. Hatta bazıları ya çok uzattınız, niye bu kadar Ayasofya kardeşim. Burada bir şey var. Bir sembolik olarak bizim bir kaybımızı geri alma. Yani elimizden rehin verilmiş olan bir mücevheri geri alma mücadelesi. Yani biz şimdi geçmişten bugüne hep konuşuluyor, başka yerlerde, sağda solda, programlarda, konferanslarda, seminerlerde Türklüğümüzle övünüyoruz ama şunu da söylüyoruz, Türk unutmaz diyoruz. Türk geri çekilir, nasıl intikam alırım, nasıl kaybettiğim yeri alırım. Bu cümleleri sarf ediyoruz. Ayasofya kaybedilmiş bir yer. Tabii. Batıya rehin verilmiş olan bir yer. Yani onu ben düşünmezsem o zaman Türklüğümden ve Müslümanlığımdan bir eser kalmaz ki ortada. Gayet tabii. Çok doğru. Ve bizim Kabe ve Medine de gasp edilmiştir şu anda. Şimdi Kudüs oraları mesela yeniden gasp edildi. Bizim almamız gerekiyor. Suudi Arabistan, Amerika'nın ipleri elinde olan, Amerika'nın iplerinin elinde olduğu bir ülke. Tabii. Orada yeniden İslam olması gerekiyor. Mekke, Medine ve Kudüs bundan kurtarılmalı. Adı ve Mekke, adı Medine kalmış sadece. Evet. Dolayısıyla bu dediğin ne sonuna kadar katılıyorum. Tabii Kudüs. Bizim yani bunları unutturmamamız lazım. Kesinlikle. Yani bunlara dair şuuru sürekli canlı tutmamız lazım. Ne oldu? Bakın mesela Kariye Camii var. Kariye Camii hala açılmadı. Yani müze vasfını da devam ettiriyor zannediyorum. Onun da kararı çıktı. Yani camiye dönüştürülmesi çünkü vakıf olarak yapılmıştı. Fakat açılmadı. Toplumda bir tepki var mı? Yok. Şunun için söylüyorum. Eğer Ayasofya üzerine 60 sene Osman Yükseller, Necip Fazıllar, Kadir Mısıroğulları, Yavuz Bahadıroğulları konuşup da bu meseleyi canlı tutmasalardı Ayasofya'nın da açılıp açılmaması arasında bir fark kalmayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani neden önemli olduğunu konuşmanızın. Gündemde tuttuğunuz zaman haliyle
ortaya bir hareket koyacak kişiler de sizden güç alıyor. Evet. Bunu canlı, bu ateşi harlı tutuyoruz. Evet. Onun için bu programlar önemliydi. Yani Yavuz abiyle başlattığımız bu programlar. Sürekli hafıza tazelemesi. O anda olmayabilir ama olacak. Bunu canlı tutmak. Yarın öbür gün. Çünkü milletlerin hayatı bir günden ibaret değil. Bir akış içerisinde. Yani bugün olmaz yarın olur. Yarın olmaz öbür gün olur. İşte 60 yıl beklendi ya da 80 yıl beklendi. Ayasofya hak yerini buldu. Yani buna belki de en büyük örneklerden bir tanesi Milli Selamet döneminde. Rahmetli Şevket Kazan sanırım anlatmıştı. Daha yeni başlamışsınız. Etrafımızda kimse yok. 3-5 kişi ancak varız. Ama bizi dinleyen 3 kişi var. Erbakan Hoca kahvehanede sanırım. Ha. Bir hitap etmiş. Sanki milyon, sanırsınız ki önünüzde milyonlar var. Hiç moralini bozmak inanç yok. İnanç böyle bir şey yani. Ve o bir gazetede okudum. Onun ilk milletvekili seçiliyor. Galiba Süleyman Arif Emre de Adalet Partisi'nden istifa ediyor. Şeye katılıyor. Milli Nizam Partisi'ne katılıyor. Zaten. Ve o gün bir konuşması var. Bu dava bugünün davası değil, gelecek davasıdır ve şu anda zafere yürüyoruz. Ya daha iki milletvekili var. Zafere yürüyoruz. Ama, şimdi ne kadar enteresan ama değil mi? 54. hükümetin başbakanı oldu bu ülkede. Şimdi olayların o günkü çerçevesi içinde kısılıp kalmadan bakmak. Yani yukarıdan ve ileriyi görerek bakmak işte bu. Yani şimdi kazandık diyor. Ve Fatih Camii'ndeki cenazesine 1. Ordu Komutanı da geldi. Dua etti. Ona o zaman Fatih'e verdiler. Hakaret edenler, ona haksızlık yapanlar sonra ne kadar hakkını pişman teslim ettiler. Tabii. Kendileri itiraf ettiler ki Vural Savaş bile ya aslında milli bir adammış, biz yanlış ya. Adamla uğraşmışız. Yani Tayyip Bey'le uğraşacağımıza onunla uğraşmışız gibi. Mesela böyle bir... bu aralar tartışma konusudur. İşçi emeklileri, memur emeklileri, onlara rahmetli Erbakan'ın vermiş olduğu o zam. Ya. Yani inanılmaz bir. Oradan bu zamanı 2023-2024'de bir şekilde yansıması oluyor. O efsane bir zam yapmıştı ki memurlar falan hiç öyle bir zam görmemişlerdi. Kimse beklemiyordu. Belki de ondan sonra da karşısında olan sendikalar dahi şaşırmıştı. Evet. Yani burada işte geleceği gören ve geleceğe hazırlanan bir insan tipi görüyoruz ki bunlar işte bizim için birer kutup yıldızı gibi. Yani yönümüzü tayin edecek kutup yıldızları. Yani niçin Necip Fazıl'ı okuyun, niçin Erbakan'ı, hocayı işte dinleyin, inceleyin, işte Kadir Mısıroğlu şimdi her konuşmasında bir hikmet çıkıyor. Karabağ olayları çıkıyor. O zaman bunu söylemiş, yok bilmem işte Sovyetler Birliği dağılacak demiş. Daha o tarihte öyle bir hadise yok. Bu iş bitti anlamında kesin. Şimdi dolayısıyla bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelenin öncülerinden birisi de rahmetli Yavuz Bahadıroğlu'ydu. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Onu lütfen seyircilerimiz de biraz Fatiha göndermeyi unutmasınlar. Bizi biz yapan kimlik verici unsurlardan birisiydi Yavuz abi. Evet. Allah gani gani rahmet etsin inşallah. Şimdi bugünkü konu ve konularımıza gelecek olursak ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı bütün dünya devletlerinde haber ajanslarında son dakika hatta canlı olarak geçti. Önemli bir kazanım ve atılım Türkiye açısından tabii ki. Orada yaptığı konuşmayı da hep birlikte izledik, dinledik. Şimdi bu işin bir de geçmişe dönük serüveni var. Belki burada evet. Tarihi geçmişi konuşmak lazım. SpaceX'ten öncesi hani o işte helikopter, uçak, tayyare denen dönemleri biraz tayyare, evet. Bakmak lazım galiba. Onunla ilgili bir girizgah yapmak gerekirse nereden yaparsınız evet. Onu? Şimdi aslında uçma fikri çok eski. Yani acaba insanlar uçabilir mi? Kuşlar gibi uçabilir mi diye çok daha şeyden beri Yunanlarda da var. Orta Asya'da Türkler arasında Semerkant'ta bir İbn Cevher yanılmıyorsam şeyde
Selçuklular zamanında da bir uçma tecrübesi var. Yani bir kanat gibi bir şey takıp, bir tulum gibi bir şey giyip bir kuleden aşağı atlama gösteri olayı var. Tarih içerisinde birçok insan bunu gerçekleştirmeye çalışmış. Fakat bizim kaynaklarımızda geçen Evliya Çelebi'nin de kendi zamanında geçtiğine dair bir kayıt olarak bıraktığı Hezarfen Ahmet Çelebi. Hezarfen Ahmet Çelebi olayı var. Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılar Meydanı'na kadar bir uçuş, yani üzerine denizi geçerek, boğazı geçmek suretiyle ve oraya sağ salim indiğini ve bunun çok memnuniyet uyandırdığını anlatıyor. Padişah falan da bundan memnun olmuş. Şimdi bunu başarmak önemli bir şey. Denizin kesinlikle, üzerinden geçmek kesinlikle. Ve rüzgarı ona göre ayarlamak. Demek ki bu teknolojiyi o zaman yapmışlar. Gerçekleştirebilmiş. Yani kuşların o aeronotik hava hareketlerini falan şey yaparak, herhangi bir motor vesaire olmadan oradan oraya uçabilmiş ki bir denizi geçmek kolay bir mesele değil. Lagari Hasan Çelebi'den bahsediyor Evliya Çelebi. Bu da Lale Devri'nde artık yaygın hale gelmiş olan havai fişekler. Havai fişeklerin o füzeleri, patlayıcı kısımlarını kendisine takarak bir uçuş tecrübesi yaptığını anlatıyor ki bu da artık bir füze diyebiliriz buna. Yani Lagari'nin yaptığı biraz daha artık bir motor gibi bir şeyle kendisini havalandırmış oluyor. Dolayısıyla bu şeyde tecrübede tarihimize geçmiş. Fakat bilmediğimiz yahut pek kayıtlara geçmeyen fakat Vecihi Hürkuş'un hatıralarında geçen bir ayrıntı var. O da şimdi burada Trabzonlu olup da oflu olup da vay be diyecek olan bir sürü seyircimiz var. Of ilçesinde, Trabzon'un Of ilçesinde Molla Uzun Hasan adlı bir genç. Küçüklüğünden beri kuşları falan böyle seven, onları takip eden martıları inceliyor. Onların inişini, kalkışını falan. Ya ben de uçamaz mıyım diye bir hevesin içerisine giriyor. Ve bu hevesinin sonunda hem bir de işte oflu olarak mutlaka yapmam lazım. Evet, sen de kendine yontabilirsin. Hakikaten oflular bunu niye gündeme getirmiyor? Ben yani bakın şeyde kaynağında vereyim. Ha. Evet. Şeyin Vecihi Hürkuş'un bir teyyarenin teyyarecinin anıları. Bu kitabın ön sözünde Vecihi Hürkuş anlatıyor. Bakın aynen oradan okuyayım istiyorsanız. Oflu Molla Uzun Hasan adlı bir Türk genci küçüklüğünden beri derin bir zevkle takip ve tetkik ettiği martı kuşlarının kanatlarını taklit ederek yaptığı bir çift kanat üzerinde uçuş tecrübelerine başlamış ve pek kısa bir zaman içinde derin uçurumlu Of çayının yamaçlarında, öyle de değil mi orası? Muhtemelen. Derin uçurumlu Of çayının yamaçlarında ben karşıdan karşıya. Tabii. Ben oflu değilim tabii, bilmiyorum ama. Evet, oflular bunu eğer şeyse bir mesaj atabilirler bize. Evet. Ama galiba şeyimiz bugün yok. Alabiliriz. Tabletimiz. Mesajları alabiliriz birazdan. Evet. Of çayının yamaçlarını karşıdan karşı, yani derenin bir yamacından öbür yamacına uçarak geçmeye muvaffak oluyor. Fakat bu muvaffakiyetin diğer mutaassıp softalar bu adam şeytandır öldürünüz suretindeki teşvikleri üzerine taşa tutularak öldürülüyor. Bugün dahi Of kasabasının hazin bir hikayesidir. Halen orada bu kahramanın soyundan yaşayan insanlar vardır. Sevgili Oflular, kim bu Molla Uzun Hasan? Onun torunları kimlerdir? Bakın bu kitabı 1960'larda yazmış Vecihi Hürkuş. 60'larda bunun torunları bugün yaşıyor ise bugün de yaşıyorlardır. Aradan 50 yıl geçmiş, 60 yıl geçmiş. Dolayısıyla kimdir bu Molla Uzun Hasan'ın torunları? Kimse sahip çıksınlar. Evet. Of belediye başkanımız da, of kaymakamımız da bunu araştırsın. Ve Of'un
bizim havacılık bir tarihimizde bir yeri oldu. Simge haline gelebilir orada. Evet, bakın burada tüyo veriyoruz değil mi bizim program? Mutlaka işte çok çok geçmişi yok. Yani Cumhuriyet yılları herhalde. Yok yok, bu çok eski. Daha da 17. Mesela. Yüzyıl. Oo. Çok eski yani 17. yüzyıl, belki 16 bile olabilir. Hmm. Tam tarihini vermiyor. Ama mutlaka bunun bir kaynağı var. Daha da araştırılsa bir yerden bularak yazmış. Çünkü isim veriyor, yer veriyor, kaynak olarak. Vecihi Ürkuş'un kitabı kabul edilebilir. Şimdi bu kişi bunu şey yapmış. Ondan sonraki süreçte bizim 19. yüzyılda bu teşebbüslerin bir devamı mahiyetinde bazı çalışmalar yapıldığını biliyoruz. İşte Bebekli Nuri Bey vesaire bir takım isimler var. Ve balon hikayesi var. Balon biliyorsunuz uçaktan önce bir hava taşıtı olarak gündeme gelmiş. Ve bu son şeyleri Zeppelin diyorlar bunu, evet. Almanları yaptı. Havada seyahat etmeyi mümkün kılacak olan, işte içi bir gaz doldurulmuş olan bir balon, onunla ama bu kumandası olan bir yere alçalıp yani balonu boşalttığında iniyor, işte şişirdiğinde yükseliyor falan, böyle böyle şeyler. Ve bunlar Osmanlı Devleti'nde bir şey olmuş bununla ilgili. Abdülmecit zamanında hamleler yapılmış. Hamleler yapılmış, gelmişler, burada gösteri yapmışlar. Bunun üzerine araştırmalar yapılmış. Acaba bizde de balon yapılabilir mi? Alınsa nasıl olur? Yapılsa nasıl olur falan diye. Bazı şeyler, Avrupa'dan gösteri için çağrılan ustalar var. Bu işin erbabı. Onlar davet edilmiş. Ve bir çalışma başlamış. Sultan Abdülhamit zamanında 1907 yılında bir 1907-1908 yıllarında Şakir Paşa diye, Mehmet Şakir Paşa diye birisi bu balonlar hakkında bir rapor hazırlamış ve bu raporu da Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı arşivinde buluyoruz. Bu raporda işte balonların özellikleri, bunların neye yarayacağı, nasıl kullanılacağı vesaire, bunun üzerine elimdeki kaynakta bu belgeleri, arşiv belgelerinden, Cumhurbaşkanlığı arşivinden bulup okuyabilirsiniz. Şimdi demek ki duyarsız kalmamışlar. Yani en azından bir çalışma içerisinde olunmuş ve uçakların, hava araçlarının gelecekte ya da o günkü toplumda işe yarayacağına dair bir, çünkü canlı kalmak isteyen, ölmek istemeyen her toplum bu teknolojiyi yakalamak durumdadır. Aslında belki biraz daha böyle derinlemesine bu konu üzerinde konuşmak gerekirse, şimdi o dönemde bir medrese eğitimi var. Dolayısıyla medresede sadece Kur'an-ı Kerim, ilim, fıkıh, işte hadis, akaid dersleri verilmiyor. Birçok bilim dersleri, birçok ders veriliyor. Yerine göre. Ve bunların içerisinde tabii ki Kur'an da ayrı bir ilim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mutlaka uçakla, teyyare ile ilgili geçen ayetler, işte geminin yüzdürülmesi ile ilgili geçen ayetler olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla bunları Hazreti da Hazreti Süleyman kıssası falan, evet, gibi. Yani bunları mutlaka işte Kur'an-ı Kerim'de o medreselerde iki ilmi de beraber hıfzeden ve o ilimlerin hepsine vakıf olan o dönemin ilim ve bilim insanları mutlaka ondan mütevellit de Selçuklu ve Osmanlı döneminde herhalde böyle bir şeye girizgah, evet, yapmışlardır diye motivasyon kaynağı olabilir dediğin doğru. Yani bunun neden mümkün olmasın? Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah bunu yazdıysa. Bu kıssalarda bunlar anlatıldığına göre ya da Kur'an-ı Kerim'de bunların birer kuvvet olduğu ifade edildiğine göre neden bizde de olmasın? Neden biz yapmayalım? Bundan istifade etmeyelim diye bir motivasyon kaynağı olmuş olabilir, doğru. Uçak bizim bugün bildiğimiz manada bir tekerlekli bir araç olarak havalanan, yerden havalanmayı başaran, yani bir yerden öbür tarafa atlamak şeklinde değil de, hı hı, yerden havalanıp tekrar yere inebilen bu alete, bu araca, işte önce biz tayyare
demişiz. Araplar tayyarı biliyorlar, tayyareyi bilmiyorlardı. Yani tayyareyi de biz uydurmuşuz onlara. Bir literatüre bir katkı olmuş Arapça üzerinden. Şimdi 1905 yılında başlıyor. Yani Osmanlı uçak, şimdi şeyi okumuştum. Efendim Osmanlı her padişah bir uçak yapsaydı bu kadar ya 1905'ten önce zaten uçak diye bir şey yok. 1905'te Abdülhamit Han'ın son 3 senesi. O yıl Amerika'da Wright kardeşler, iki kardeş bunun üzerine çalışırken bir şekilde başarıyorlar. Ve evet, bu başarı tabii ilk önce başarır başarmaz hemen çok kabul görmüyor. Biraz zaman geçiyor. 1908 civarında bunun artık bir şey olabileceği, işe yarayabileceği ve insanların, milletlerin bundan yararlanabileceği hakkında bir kanaat oluşuyor. Çünkü bir anda olmaz bir şey. Yani şimdi bir şey buluş yapar yapmaz hemen o anda bir bütün dünyaya ya da topluma bunu kabul ettiremezsiniz. Bu bir zaman alır. Hatta rahmetli, inşallah unutmam burayı, rahmetli Sakıp Sabancı bir televizyon konuşmasında, hatta Müge Anlı konuşuyordu o zaman kendisiyle. Programları yapmadan önce Müge Anlı magazin programları yapardı hatırlarsan. Evet. Gitmişti Sakıp Sabancı ile konuşuyor Atlı Köşk'te. Ya anlattı işte şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yapamadım, neyse. Dedi ki ya pişmanlığınız var mı hiç hayatınızda? Böyle enteresan bir soru sordu. Yani yap, şunu da yapsaydım ya da onu öyle yapmasaydım dediğiniz bir pişmanlığınız var mı? Derin bir iç çekti. Ah ah dedi. Şu danışmanlarımı ben ne yapayım dedi. GSM ihalesine beni sokmadılar. Bunun fazla bir geleceği yok. Olsun olsun 200 bin 300 bin insan bunu kullanacak. Dolayısıyla bu kadar kısıtlı bir proje için bu kadar para yatırmanın, bu kadar para vermenin bir manası yok diye Sabancı grubunun ihaleden çekilmesini ya da girmemesini danışmanları şey yapmış. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani GSM cep telefonu şu anda Türkiye'de olacak. Hepimizin elinde 2-3 tane olan bir aletten bahsediyoruz. Herhalde Türkiye'de 100 milyon, 150 milyon hat vardır en azından. Sabancı gibi bir şeyin, grubun içerisinde Sabancı'ya akıl veren danışmanlar bu aletin geleceğini göremiyorlar. Yani şimdi olabiliyor bu şey. Evet. Yani aynı anda dediğim gibi bir buluş yapılınca hemen her şey, onun bir zaman alması söz konusu. Burada da aynı şey geçerli. Bunun 1909 yılına kadar Fransızlar ve Amerikalılar arasında bir rekabet oluyor falan. Sonra Osmanlı Devleti bunu bir uçak çağırıyor. 1909 yılında Sultan Reşat tahta çıktığında, arkadaşlar onun görüntülerini bulabilir internetten. Sultan Reşat'ın tahta çıktığı tarihte bir şey yapılıyor. Bir gösteri yapılıyor. Bu gösteride da burada padişah arması falan da var ama bunu bulabilirlerse, padişah tuğrası, bayrak. Padişah da geliyor, o gösteriyi izliyor. Bir Fransız şeyi geliyor ve ilk Osmanlı uçağının uçuşunu orada seyrediyor. Fakat tabii bu ilk uçaklar çok iptidai şeyler. Yani şimdiki uçaklarla karşılaştırılabilecek durumları yok. Mutlaka. Böyle açık, zaten kapalı değil. Bir şeyde açık havada bunlar uçuşlar yapıyorlar. Uçuşa bildikleri şeyler çok kısa şimdikine göre. Yani bir 30-40 kilometre uçuyorlar, iniyorlar. İndikleri yerde ikmal yapılması lazım. Benzin ikmali. Şimdi kona kona gidiyorlar. Birazdan anlatacağım bu Kudüs'e kadarki yolculuğu. Dolayısıyla bu ilk uçakların çok hızlı bir şekilde pratik olmamasının bir sebebi de bu teşkilatın tam olarak sağlanamaması. Şimdi bu ilk uçaklar alındı ve bunlarla ilgili işte mesela pilot yetiştirmek gerekiyor.
Şimdi pilot nerede? Yabancı pilotlar tamam ama adamların kendi işleri var. Öyle çok her tarafta pilot kaydamıyor şimdiki gibi. Kendi pilotlarımızı nasıl yetiştireceğiz? Kendi uçak mühendislerimizi nasıl yetiştireceğiz? Bununla ilgili dışarıya gönderiyorlar çeşitli ülkelere. Orada eğitim alan geliyor ve bunlara uçak almak gerekiyor. Şimdi uçak almak da alıyorsun ama bunlar böyle çok sağlam, muntazam uçaklar olmadığı için mesela ilk aldığımız iki uçak hiç kullanılamadan toprağa gömüldü. Bir fırtına çıktı, fırtınada uçaklar paramparça oldu. Hı. Yani öyle o zamanki uçaklar şey değil. Sonra 1912 yılında bu ilk uçaklarımız artık şeye girmeye başladı. Devreye girmeye başladı. Enver Paşa 1. Dünya Savaşı yıllarında Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa ve Enver Paşa biz bir hava şeyi kuralım. Hava Filosu. Kuvvetleri kuralım diye bir fikir ortaya atıyorlar ve bununla ilgili çalışmalara başlıyorlar. İşte uçaklar alınıyor. Bununla ilgili pilotlar yetiştiriliyor. Ve ilk 4 pilot diyelim onlara. Fethi Bey, Sadık Bey, Nuri Bey, bir de Ali Rıza galiba. İsmini birazdan kaynağa bakarak söyleyeceğim. Bu 4 pilota diyorlar ki siz bizim yani Osmanlı'nın göklere çıkarılması diyorum ben yani biraz kelime oyunu yaparak bizim Balkan Savaşları'nda çok ağır bir mağlubiyet almışız. Bunun izlerini silebilmek için buna yönelik olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için, bertaraf etmek için bizim bu hava gücümüzü dünyaya ispatlamamız lazım. Yani bir misyon onlara yüklüyorlar. Halka da moral verecek, millete moral verecek ve düşmana da bir korku verecek. Osmanlı hava kuvvetlerini kuruyor. Bunu göstereceksiniz. Nasıl göstereceksiniz? İstanbul'dan Kudüs'e uçarak. Fakat daha ilk uçaklar. Henüz bu kadar uzun bir yolculuğa hazır değil. Hazır değil. Pilotlar o kadar uzun bir yolculuğa hazır değiller. Buna rağmen bu şey başlıyor. Ve 1914 civarında. Evet. 1912 yılında, 1913 yılında 2 Aralık'ta ilk şeyler yapılıyor. Bir de Berkıs Hanım diye bir hanım var. Pilotluk eğitimi falan da biraz alıyor. Fethi Bey'in yanında Osmanlı adlı uçağın yanına binerek onu arkadaşlar bulabilir. Şeyde. İlk uçağa binen Belkıs Şevket Hanım. Türk kadını o oluyor. Yani kullanmıyor mamafi ama uçağa binmiş oluyor. O da bir cesaret işi. Çünkü uçağın ne olacağı belli değil ki. Yani çıkıyorsun ama güvenlik anlamında ki birçok problem var. Bunun teknik problemleri. Cesaret etmiş ve binmiş. Böylece tarihe de geçmiş. Yani teknolojinin onca evrim geçirdiği şu günümüz dünyasında bile yapılan uçaklar onlarca, yüzlerce testten geçiyor. Tabii. Yani geçen şu anda bile. Bir Rus uçağı düştü değil mi şeyde? Evet. Yani orada şüpheli bir düşüş. Evet. Biraz yani öyle. Birdenbire bu Ukrayna savaşı tekrar canlandığı bir sırada bunun yapılmış olması. Enteresan. Bu arada işte bir Fransız pilotu geliyor. İlk denemeyi o yapıyor Kudüs'e gitmek için. Ondan sonra Kahire'ye ulaşıyor. 29 Aralık 1913. Bunun arkasından Osmanlı diyor ki ben kendi pilotlarımla bu şeyi yapacağım. Böylece Fethi Bey, Sadık Bey, Nuri Bey ve İsmail Hakkı Bey bu iki uçakla buradan yola çıkıyorlar. Fakat bu uçaklar 8 Şubat 1914'te henüz daha 1. Dünya Savaşı çıkmamış. Yeşilköy'de bizim havaalanı orasıydı. Yağmurlu bir havada merasimle Prens Celaleddin uçağı sonra da Muaveneti Milliye evet. adlı. Evet, Belkıs Şevket Hanım
bu hanımefendi. İşte Osmanlı kadını evden sokağa çıkmazdı. Osmanlı kadını kocasının iki dudağı arasındaydı hayatı dedikleri evden dönemde. Kaçmış herhalde. Evi bırak, uçağa çıkıyor. Uçağa belki çıkıyor. De ilk uçağa binen 8-10 kişiden birisi yani. Osmanlı. Yani evden çıkıp yeryüzünde de dolaşmıyor. Göklerde dolaşıyor. Ya, göklere kadar çıkmış ya. Olan bir Osmanlı kadını. Efendim buradan yola çıkılıyorlar. Saat 11'de Adapazarı'na ulaşıyorlar. Adapazarı'ndan Eskişehir'e geçiyorlar. Bu sırada bir arıza yapıyor uçak. Orada Osmaneli diye bir yere iniyorlar. Şimdi ayrıntılı anlatıyorum ki kayda da geçsin. Tamir ediliyor. Bilecik'e geliyor. Bilecik'ten ondan sonra bir de şöyle bir şey oluyor. Osmaniye'den Bilecik'e kendisine bir posta emanet ediyorlar. Yani bir işte artık mektup falan filan. Onları uçakla Bilecik'e getiriyor. Böylece bizim ilk hava postamız, hava yollarıyla taşınan posta uygulamasını Fethi Bey bu uçakla bu sırada başarıyor. Bilecik'ten Eskişehir'e uçarken yolda Bozüyük civarında benzin musluğu kırılıyor. Mecburen iniş yapıyor. Orada bakımı alınıyor. 10 Şubat'ta Eskişehir'den tekrar kalkıyor Konya'ya. 11 Şubat'ta Toros Dağları'nı geçiyor, Tarsus'a ulaşıyor. 12 Şubat'ta da Adana'ya ulaşıyor. Bakın hep böyle mesafeler şey kısa çünkü uzun mesafede uçacak bir ne benzin deposu var ne onu kaldırabilecek durumda uçak. Adana'da büyük bir coşkuyla karşılanıyor ve bir uçak alacak kadar para yardımı topluyor Adana'dan. Yani Adana halkına bakın yani o zaman. Maşallah. Bunu görünce böyle coşuyorlar büyük bir tören ve yardım bir yandan da yani toplanıyor. Bir uçak parası kadar yardım toplanıyor orada. Devam ediyoruz. İskenderun'a ulaşıyor 13 Şubat'ta. İskenderun'dan Halep'e ulaşıyor. Ve Halep'te bir uçuş yapıyor. Gösteri uçuşu yapıyor. Bu arada öbür uçak yani arkadan gelen Nuri Bey'in uçağı da Eskişehir'e oradan Afyon'a gelirken Afyon'da kalıyor. Ve Afyon'dan sonra hiç arıza yapmadan 15 Şubat'ta Humus'a oradan Beyrut'a varan Fethi Bey burada gösteri uçuşlarında bulunuyor. Beyrut'ta da bir gösteri uçuşu. Ne oluyor? 20 Şubat'ta Adana'ya geliyor ikinci uçak. Halep'e gelen Nuri Bey yolda birkaç defa arıza geçiriyor ve Halep'ten Humus'a geçerken yolda sert bir iniş yapıyor. Yine tamir edilmesi gerekiyor. Ve 27 Şubat 1914 yani 110 yıl dolmak üzere. Bu anlattığım olayda Şam'dan havalanıyorlar. Kudüs'e gidecekler. Taberiye Gölü var. Orada Taberiye Gölü'nün üzerinde Cehennem Vadisi denilen ve deniz seviyesinden 212 metre alçakta bulunan kayalık bir yere düşüyor. Orası çok tehlikeli bir bölge. Yani şeyde bir göl var orada. O gölde malum deniz seviyesinden aşağıda. Ve burada şehit oluyorlar. Kötü hava şartları ve teknik bir arıza sebebiyle düştüğü yapıyor. Ve burada pilotların kahramanlıkları çok duyulmuş gazetelerde ve şehitler Şam'a getiriliyor. Şam'da Emeviye Camii'nde cenaze namazı on binlerce insan tarafından kılınıyor ve ben gittim ziyaret ettim Selahaddin Eyyubi'nin ayak ucuna. Oraya defnediliyor. Oraya defnediyorlar bu iki şehidimizi. Resimleri var arkadaşlar bulabilir. Ben de gittim orada bir Fatiha okudum. Orada dört şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Amin. O Hazire'ye defnediliyor. Arkadan ikinci uçak Nuri Bey'in uçağı Şam'a ulaşıyor. Ve o da oradan gelirken ondan sonra
Bu arada bir başka uçağı daha yola çıkarıyorlar. Yani bir mücadele, yani Osmanlı'nın kendisini kanıtlama mücadelesi. Yani biz bu işi başaracağız. Tamam, onlar şehit olmuş olabilir ama bu yılmıyor. Bir mücadele. Nuri Bey de 9 Mart'ta Yafa'ya ulaşıyor. 11 Mart'ta hareket ediyor ve Yafa'dan Kudüs'e giderken ne oluyor? Denize düşüyor. Denize düşerek şehit oluyor. İsmail Hakkı Bey kurtarılıyor. O İstanbul'a dönüyor. Nuri Bey de götürülüyor. Yine Selahattin Eyyubi'nin yanında, o diğer daha önceki şehitlerin yanına defnediliyor. Yine törende. İşte bundan sonra yine mücadeleyi şey yapmıyorlar. Yeni bir uçak. Bu sefer de nasılsa oraya kadar gidildi. Beyrut'a kadar gidildi. Gemiyle uçak, evet. Evet. Fethi Bey, Sadık Bey ve Nuri Bey'in kabirleri Osmanlı zamanında yapılmış olan mezar taşlarıyla Selahattin Eyyubi Türbesi'nin hemen kenarında Emeviye Camii'ne giderken sağda kalıyor. Caminin girişlerinden birisinde. Böyle bir hatıramız da var Şam'da. Evet. 3 Mart 1914. Allah gani gani rahmet etsin. Hepsine aynı tarihi yazmışlar. Aynı zamanda Türkçe de yazmışlar. Ama, çünkü şeyin, Nuri Bey'in vefatı onlardan biraz daha sonra. Şey de dikkatimi çekti. Türkçe yazılmış bir de. Evet. Bu Cumhuriyet döneminde şunu yapmışlar ama arkadakiler Osmanlı zamanında yapılanlar. Evet. Yani mezar taşları. Başka bir görüntü olsa daha iyi görünürdü. Şimdi bir de önüne de bir şey dikmişlerdi bunun. Yani Latin alfabesiyle yazılmış mezar taşları dikmişlerdi. Onu da ben gördüm. Evet, ilk hava şehitlerimiz bunlar. Daha sonra dediğim gibi Osmanlı Devleti ikinci bir hamle yapıyor. Ve bu üçüncü uçak Edremit'te düşüyor. Edremit halkı diyor ki madem burada düştü, biz bu uçağın şeyini tazmin ediyoruz ve bağış yaparak yeni bir uçak alınmasını sağlıyorlar. Adana halkı gibi. Adana halkı gibi. Bakın şimdi bu milletin devletine, ordusuna bakış açısı bu işte. Nasıl sahip çıktığını, bakın en yoksul zamanlarımız. Ya. 1914'ten bahsediyoruz. En yoksul zamanlarımız. Madem bizim toprağımızda düştü. Evet, bu da başka açıdan bir fotoğraf. Bu daha güzel. Daha güzel oldu. Arkada büroveyi koymuşlar. Aa, resimleri de var. Ay yıldızı da eklemişler. Yani resim, bunlar yeni demek ki, ben gittiğimde resimler yoktu. Çok güzel. Ama vefat tarihlerini aynı gün yazmaları, değil mi? 3 Mart. 3 Mart, çünkü Nuri Bey daha sonra vefat etti. Onun tam vefat tarihini de söyleyelim. Evet. 11 Mart. Yani bunun değişmesi lazım. 3 Mart yazmışlar. Şeyinki 11 Mart. Nuri Bey'in. Şehadet tarihi 11 Mart. Artık değiştirirler mi, değiştirmezler mi onu bilemiyorum. Edremit halkı bunu bağışta bulunuyor. Bizim topraklarımıza düşmüşse bunun mesuliyeti bize aittir. Ne kadar güzel bir düşünce. Ve biz veriyoruz, devlet buraya yeni bir şey alsın. O yeni alınan uçağa da devlet Edremit ismini veriyor. Bak. Maşallah. Karşılıklı mülatefe derler buna. Birbirine iltifatlaşma. Evet. Karşılıklı birbirine şey yapıyor ve o uçağa da en baştakinde 8 yazıyormuş galiba. Arkadaşlarım uyardı beni. Evet. O da yine 8 yani Mart. Orada 11 Mart diye olması benim kaynağımda. 11 Mart mı? Yani buradaki kaynakta 11 Mart'ta Yafa'dan hareket ediyorlar ve aynı gün düşüyor. Boğularak vefat ediyor Nuri Bey denizde. Allah rahmet eylesin. Amin. Bunun üzerine o Edremit uçağını, sözü çok burada takılmayalım. Diyorlar ki tamam, artık şeye kadarki kısmı, Beyrut'a
Yafa'ya kadarki kısmı tamamlandı. Edremit uçağını gemiyle götürüyorlar. Beyrut'ta karaya çıkarıyorlar. Oradan Yafa'ya getiriyor. Yafa'dan Kudüs'e gitmesi sağlanıyor. Böylece o uçağımız Kudüs'e gitmiş sonunda oldu. Vazifeyi yerine getiriyor. Hatta orada da kalmıyor. Kudüs'te muazzam bir kalabalık. Çünkü ismi artık duyulmuş ya, bir de şehit de düşmüş. Haberler geliyor. Bir uçak geliyor İstanbul'dan, bizim kendi uçağımız geliyor diye. Sonuçta Kudüs'te Mescid-i Aksa'da binlerce kişinin katıldığı bir namaz kılınıyor. Bunun şerefine toplanılıyor. Yani insanlar büyük bir heyecan içerisinde. Sonra şeye gidiliyor, Kahire'ye. Oradan da bir de Kahire uçuşu var. O da çok ilginç. Kahire, o zaman İngiliz işgali altında olmasına rağmen Kahire'de gidiliyor. Piramitlerin üzerinde bir uçuş yapıyorlar. Bu da çok ilginç. Eyvallah. Ve böylece vazife tamamlanıyor. Yani Osmanlı bitmedi. Osmanlı ölmedi. Osmanlı gümbür gümbür geliyor. Verilmek istenen mesaj buydu. Evet, şehit verebiliriz. Her şehidimizin başımızın üzerinde yeri var. Şimdikilerde, o zamankilerde. Ama mücadele bitmedi, bitmiyor ve biz yaşamak isteyen bir milletiz. Var olmak isteyen bir milletiz ve biz hala Osmanlıyız. Bu mesaj verildi. Savaş öncesinde bir moral aşılama bakımından bunun bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Çırağan Sarayı'nda o düşünceyle, o saikle yapıldığı ifade ediliyor değil mi? Çırağan biraz daha önce onun yapımı. Biraz önce. Ama biraz Osmanlı'nın ekonomik anlamda çok da şaşalı bir dönemde olmadığı, ama yine dışarıya yani dönük bir işte güçlüyüz, biz şey buradayız. Dolmabahçe Sarayı. Dolmabahçe Sarayı. Hani, o tabii biraz Batı saraylarına, çünkü Batı sarayları çok şaşalı, çok görkemli. Evet. Şimdi bizim elçiler gidiyor orada, şeyi görüyorlar. Şimdi o adamlar gelince böyle sade Topkapı Sarayı gibi işte nispeten eski dönemde kalmış. Yani bence güzellik bakımından hiçbiri onunla yarışamaz ama hani dünya değişmiş artık. Yani nasıl şimdi çevirmeli telefonla kimseye bir şey aratamazsan, evet, herkes hemen tık 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 düğmeye basarak aramak isterse, o dönemde de böyle bir değişme olmuş. Bu bir aşağılık kompleksine yol açabiliyor. Onun için devlet burada bir şey yaparak, kendisini yenileyerek bir saray yapma girişimde bulunuyor. Dolmabahçe Sarayı budur. Yani o bile aslında batıdaki saraylara göre gayet mütevazi sayılabilecek bir saraydır. Onu da bir gün inşallah konuşuruz. İnşallah. Arzu ederseniz kısa bir araya gidelim. Evet. Tekrar bu meseleyi girmeden böyle bağlamış olalım burada. Tamam. Yani Osmanlı misyonunu havacılıkta biz varız. Bu yarışta biz varız. Ve bu yarışta olduğumuzu bütün dünya görsün, bilsin diye bir girişimde bulundu. Bunun da bir arkasından İstanbul'da Fatih ilçesinde bir anıt yapıldı. Arkadaşlar onu hazırlasınlar. Dönüşte İnşallah izleyelim. Fatih ilçesinde az önce anlattığımız havacılık tarihimizin anıtı var, abidesi var. Ve onun üzerinde bir resim var ki İnşallah muhteşem bir resim. Şimdi gösterelim herkese. İnşallah. Yani bu anlattıklarınızdan ben şunu da anlıyorum. Esasında devlet bir şeyler yapma gayreti içerisindeyken aynı zamanda halk da devletiyle bütünleşmiş evet, vaziyette evet, çok bunun üzerine gidiyor. Gerçekten Kadir Şinas ve olağanüstü bir halkımız var. Çok olağanüstü bir milletiz. Eli öpülecek bir halk. Kesinlikle. Kodlarımızı oynamaya çalışıyorlar ama bunu beceremiyorlar. Beceremeyecekler inşallah. İnşallah. Peki. İnşallah. Kısa bir araya gidelim efendim şimdi. Evet efendim, kayıt dışı tarihe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'de ve daha önce de tabii ki Osmanlı döneminde uçma ile alakalı, uçabilmekle alakalı serüveni Mustafa Armağan hocamız birinci bölümde o girizgahta anlatmaya çalıştı. Bizler de istifa ettik noktada. Ve kısa bir araya giderken hocam bu şehitlikten de bahsetmiştik. O şehitlikte bir Fatih Parkı. Evet, Fatih Parkı'nda. Şehitlik değil de. Evet. Yani o anıtta bir amblem var, bir amblem arma var. Arkadaşlarım da birazdan Fatih onu getirecekler. Fatih eskiden belediye binası olarak kullanılıyordu burası. Bu Saraçhane'nin şimdi bulunduğu. Fatih'in hemen girişinde. Hmm. Yani Haşim İşcan alt geçidinin sağ tarafında kalıyor. Böyle park
Bu parkın içerisinde özel bir yerde bu. Cadde kenarında, yani önünden geçiliyor. Aslında Fatihlerin de bildiği bir abide. Şimdi üstü kırık. Dikkat ediyorsunuz. Ben kalkabilir miyim? Tabii. Nasıl isterseniz. Şimdi Osmanlı bir şeyi anıt yaparken üzerinde düşünür ve bunun sembolik mesajlarını nasıl vereceğini, böyle hemen basma kalıp hadi bir heykel yapalım, gazlayalım değil. Yani bunun üzerinde bir imari fikir ediyorlar eski deyişle. Kafa yoruyorlar. Şimdi tabii burada bir barış sembolü olan bir zeytin dalı şeyini görüyoruz. Bu biz şeyiz. Fakat üstü kırık sütunun. Sonradan kırılmamış. Yapılırken kırık yapılmış. Öyle mi? Evet. Neden olabilir? Sebebi ne acaba? Şimdi bu tayyare şehitleri anıtı. Ne oldular? Bunlar vatanları için bir şeyi ispat etmeye çalıştılar. Bu millet ölmedi, bu millet ölmeyecek. Bak havalara da kara gücümüz, deniz gücümüz ve hava gücümüz de kuruldu, kuruluyor dediler. Ama sonları nasıl oldu? Bir kayalara çarptılar, denizde boğuldular ve bu millet için hayatlarını kaybettiler. Onun için kırık, yani gönlümüz kırık. Eyvallah. Bizim ümidimiz kırılmadı ama gönlümüz kırık. Bu millet için canlarını feda eden, anıtlarımızın üzerine yapılan anıt da kırık yapıldı. Yani Osmanlı'nın, ecdadın her şeyi millete afet olur, yani, her şey mi incelik olur? 1914-16 yıllarında yapıldı bu anıt. Maalesef Fatih'te herkes önünden geçiyor fakat bunu böyle çok az insan biliyor. Yani tayyare şehitler anıtı yılda bir defa burada bir tören yapılıyor. Buradaki şehit yok, burada ölü yok. Evet. Yani onlar dediğim gibi Şam'da vefat ettiler, Şam'da gömüldüler. Bu onlar anısına yapılmış olan. Bir tarihçi de burada gömüldüler diye yazmıştı gazetesinde, sonra rezil oldu. En azından senede bir kere anılmaya devam edilsin de onları anmış ve hatırlamış olalım. Evet. Hiç değilse burada İstanbul'un göbeğinde bir şey var. Tayyare şehitleri, ilk uçak şehitlerimizin bulunduğu bir anıt olduğunu bilelim. Fakat şurada, tabii bu yazı var falan filan ama bir madalyon var. Şimdi arkadaşlar o madalyonu büyüterek bize gösterirlerse Osmanlı'nın iddiası ortaya çıkacak. Bakın. Evet. Şeyin, bayrağımız, işte hilafet bayrağı. Hilafet bayrağı. Yani, ve Türk bayrağı. Ay yıldızlı. Çift bayrak. Şimdi Beyazıt Kulesi evet, bir Seraskerat ve İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsünün giriş kapısı. Burası Seraskerat, yani Genelkurmay Başkanlığı diyelim biz Osmanlı'nın. Genelkurmay Başkanlığı, askeri şeyi, Pentagon öyle diyelim. Yani Pentagon'un simgesel olarak ifadesi, Osmanlı'nın Pentagon'u diyelim buna. O da onun içerisinde. Yani bizim askeri şeyimiz burası, merkezimiz burası, beynimiz burası. Şurada orada bir cami görüyoruz. Beyazıt Camii'nin bir silüeti görünüyor. O da beraber Beyazıt'la birlikte cami var. Bir dini figür, bir kule zamanı gösteriyor vesaire. Ve de burada bir askeri merkez olduğunu şey yapıyor. Tabii bulutlar falan böyle aşağıdan doğru yükseliyor. Aslında sözünüzü kesiyorum. Beyazıt Kulesi halen şu anda da aslında uygun şekilde kullanılıyor değil mi? Yani orada bazı renkler oluyor. Havanın durumuna göre işte kırmızı oluyor, mavi oluyor. Görüyorsun değil mi onu? Evet evet. Mavi, yeşil. Herkes bilmiyor ama İstanbul'da bunu mesela. Kırmızı oluyor bir de. Evet. Biliyor musun niye olduğunu? Karda, doluda, yağmurda, işte güneşli havada renkler sarı değişiyor. Sarı oluyor. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi. Mavi. Onların simgesel karşılıkları şöyle. Sarı sis, S harfi olduğu için. Yani yarın sisli olacak hava. Akşam ben ilim yayma yurdunda kalırken pencereyi açar bakardım. Kulede hangi şey var? Sarı varsa sis. Kırmızı varsa kar demek. K harfinden kinaye. Yeşil varsa yağmur, Y harfi
yağmura şey yapıyor. Belki de bu Osmanlı zamanından kalma bir şey de olabilir. Belki de. O da fener falan yakıyorlardı muhtemelen. Ondan sonra mavi olursa da hava açık anlamında. Böyle dört renk orada. Yani o kule daha bir anlam kazanmış. Orada neden böyle bir kule var? Evet. İşte bundan mütevellit. Aynı zamanda bilimsel bir şey de meteorolojik karşılığı bir var. Karşılığı var. Bu da önemli. Yani üniversite, şu anda üniversite, o zaman askeri merkez, kule, cami. Tamam. Şimdi burada ne görüyoruz? İstanbul'u sembolize ediyor bunlar. Sol ama burada öyle. Da piramitleri görüyoruz. Evet. Üç tane piramit var. Keops, Kefren ve bilmem işte neyse. Üç piramit. Ve burada işte bulutlar vesaire bir şey var. Yani kara bulutlar çöktü falan gibi şey var ya. Buna rağmen biz bu bulutların üzerine çıkarak ne yaptık? Uçağımızı uçurduk. Müthiş bir tasvir. İşte o onu gösteriyor yani. Nasıl hani bulutlarla kaplı bir günde uçak havalanıp da bulutların üstüne çıktığında güneş açarsa, ben çok rastladım ona. Burada da onu görüyoruz ve uçağımız Fethi Beylerin uçağı piramitlerin üzerine kadar ulaştılar. Yani biz İstanbul'dan Kahire'ye ulaştık. Bunu da orada sembolize etmişler. Bu şekilde bir madalyon yapmak suretiyle çok da güzel. İşte köşelerinde yıldızlar bilmem şeyler. Yani Osmanlı bir şey yaptı mı hakikaten hani işçiliğiyle kafa yorarak emek vererek yapıyor. Yani böyle basma kalıp hiçbir şey yok bir mezar taşı bile bir sanat eseri oluyor. Evet. Diğer resimlere de geçebiliriz. Bu da kitabesi. İşte şeyin 1322. Çok iyi okunmuyor ama burada da yazılar. Kitabenin de güzelliği de bakın. Yani yine metal madenden yapılma bir kitabe. Değil mi? Figürler, bilmem şekiller falan. Her kendine göre bir estetiği var. Olan bir estetik, evet. Şey. Diğer şeyler, evet. Tehüver Baki diye başlayan onların şehadetlerini anlatan kitabe bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bu Bürove, bugün hava kuvvetlerimizin de kullandığı Bürove'yi buraya koymuşlar ama bu eski Osmanlı zamanındaki mi, sonraki mi onu emin olamadım. Şu bilezik bile yani şeyi tutan bilezik bile çok güzel tasarlanmış. Böyle rozetler falan var etrafında. Evet. Arkadaki o eski Fatih Belediye binası. Yani böyle de bir şey. Şimdi bakın. Burada çok çarpıcı bir şeyle karşılaştık. Nedir hocam? Şimdi lütfen bir önceki kitabeyi dikkatimize sunar mısınız rejideki arkadaşlar? Yani şu Osmanlıca yazılı olan kitabeyi iki önceye giderek. Şimdi bakın bu boyanmamış hali. Solmuş, evet. Dökülmüş, bakımsız kalmış hali kitabenin. Ama bir şeyi var, bir estetiği var, bir nizamı var, bir intizamı var. Evet. Şimdi az önceki Latin harfli kitabeye gelelim. Buraya mı düştük ya? Bu kadar mı düştük? Yani güvercin pisliğinden bilmem şeye kadar her şey var. Yani silinmiş. Yok yok. Yani bir kitabe yazmayı beceremiyoruz ya. Yani şuna görüp de elhamdülillah ya iftihar ediyoruz diyecek bir Türk var mı? Yani bir insan olabilir mi? Yani onu görüyorsun ve bu var. Kaldı ki bunlar bilgisayar teknolojisiyle yazılan, emek sarf edilmeden yazıp çizilen şeyler. Ama diğeri öyle mi? Yani yazı içinde yazılanlar da ayrıca tartışılabilir ama yani yazının kendisi kötü, ondan sonra bakımsız şeyler görüyorsunuz, güvercin pislikleri affedersiniz, evet, üzerinde evet, işte sümüklü böcekler bilmem neler. Ya böyle mi, şehitlerimize böyle mi saygı gösteriyoruz? Yani bunlar bu vatan için canlarını feda etmişler. Kimi denize düşmüş, kimi kayalığa düşmüş. En zor zamanda bu hizmeti yapmış olan insanlara biz bu muameleyi layık görmemeliyiz. Bunu lütfen Fatih Belediye Başkanlığı mı? Efendim valilik mi? Yoksa işte şey mi?
silahlı kuvvetler mi, kim bununla ilgileniyorsa buraya düzgün bir şekilde bir kitabe yapsınlar. Eski kitabeyi de en azından biraz görüntüsünü toparlasınlar. Evet, bir hayli bakmamı taç ikisi. Evet, bu da böyle bir yara, onu da sizinle paylaşmış olduk. Evet, bunu hatırlayın. Evet, herkesin resmi gördüğü, herkesin yani, önden geçtiği bir yer. Değil mi? Arkası itfaiye zaten. Şuraya koymuşlar kitabeyi, az önce gördüğümüz kitabeyi. Evet. Ama şu zarafet, bu işte şeyler, sembolizm. Arkasındaki binayla da gayet uyumlu değil mi? Evet, yani evet, evet. Tarihi eser. Sanırım yeniden restore edildi. Estetik olarak bir şey var. Bir benzerlik de olmuş aynı zamanda. Yani yabancıların elinde olsa böyle bir şeyi, bunu gözleri gibi bakarlar. Ya. Ama bizde işte böyle biraz üvey evlat gibi kalıyor bu eserler. Evet. Şimdi söyleyeceğim bunlardan. Evet. Havacılık tarihinde ön planda olan isimlerden bir tanesi Vecihi Hürkuş. Ama onun söylemiş olduğu bir cümle var. Yani onca yapıp ettiklerini hangi dönemde, hangi şartlar altında, ne zorluklarla esasında yaptığının da bir nevi göstergesi niteliğinde diyebiliriz. Bir cümle. Evet. Benim başarım cezayla mükafat görüyordu. Ne demek? Çok acı. Önüme çok set mi konuluyordu demek? Yanımda kimse yoktu. Ben bunları her şeye rağmen, o onca önüme konulan setlere rağmen bunları başardım, bunları yaptım mı demek? Vecihi Hürkuş Hababam sınıfında, mikrofonunuz düşmek üzere, bir komik şahsiyet haline getirilmiştir. O da bir ayrı fecaat. O da vecihi bir karakterdir ve evet, uçak beceriksiz bir işte pilot, Şener Şen oynamıştı. Şimdi böyle bir şey mi? Yani bu tüm değerlerimiz ayaklar altında bu kadar fütursuzca alınabilir mi? Yani bir milletin yetiştirdiği en büyük insanlardan birisi, yakın son 100 yılımız içerisinde havacılığımızın medarı, evet, iftiharı, evet, bir kişi bu kadar böyle komedi filminde neşeli günlerdi, kepaze edilebilir mi? Yani böyle bir şeyi yapmak ve buna izin verilmesi çok acı bir şey. Yani zaten o dizide veyahut da romanda, diyelim Rıfat Ilgaz'ın romanında, biliyorsunuz kendisi komünistlikten dolayı hapis yattı, görevden alındı. Hatta daha CHP zamanında, yani Hasan Ali Yücel zamanında bile sınıfta ateizm propagandası yaptı diye şikayet edildi, görevden alındı merkeze. Ve böyle birisinin yazdığı kitap ve ondan sonra ondan Ethem Eğilmez'in yaptığı filmle herkes tanıdı. Orada mesela Şaban karakteri. Evet. Şimdi Şaban isminin bugün konulamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi oradaki Şaban karakteridir. Tabii. Yani Kemal Sunal oynadığı rol şöyledir böyledir, ayrı bir mesele. Belki gülüyoruz da. Ama şimdi burada Ilgazlı, yani Kastamonu'lu olan bir yazar bizi çok enteresan bir yere götürüyor bu bağlantı. Evet. Kastamonu'nun en büyük evliyası kimdir? Şaban Veli. Ya. Şeyh Şaban Veli. Sen Şeyh Şaban Veli'nin ismini alacaksın. Orada bir kahramana vereceksin. Ve onu madara ederek hem de o ismi konulmasına insanların utanacağı bir hale getirecek kadar. Müthiş bir algı, müthiş bir manipülasyon. Bugün Türkiye'de Şaban ismini koymakta insanlar utanıyorlar çocuklarını. Çünkü dalga geçecekler, ömür boyu bunu yaşayacaklar. Biraz Rumeli kökenli ailelerde konuluyor. Tek tük de şeydi ama mesela bir sene içerisinde 1 milyon çocuk doğuyorsa 200-300 tanesini ancak verilebiliyor. O da hani dedesinin ismi falansa, yoksa normalde verilmiyor. Yani çocuk hiç bebek Şaban ismini duydun mu? Yok. Yani ilkokulda. Yok, çevremde hiç. Yani benim mesela yok. Çocuklarımın okullarında Şaban diye bir isim yok. Rastlamadım. Rastlayan varsa söylesin. Çok nadirattan. Niye? Çünkü böyle bir filmle bir algı çalışması yapıldı. Ve Şeyh Şaban-ı Veli
Şimdi Evliyaullah'tan bir zat ve kendisini, hani bunlar mesela başka bir dünyada yaşadıkları için böyle dalgınlar, denileni tam ilk önce şey yapamıyor, idrak edemiyor olabilir falan. Oradan bir benzetmeyle bunu tutmuşlar böyle karikatürize ederek. Yani bu çalışmalar boşuna yapılmıyor. Türkiye'de maalesef Türk olmayan bir aydın kitlesi, Türk olmayan bir aydın kitlesi, hı hı, bu milletin ekmeğine kan doğuruyor. Evet. Bunu Atilla İlhan vaktiyle söyledi. Türk aydını Türk değildir demişti. Türk aydını Türk değildir. Nasıl? Paradoksal bir ifade. Evet. Ama karakter olarak kendisinden tiksinen, kendisine yabancılaşmış bir aydın kitlesiyle biz karşı karşıyayız. Bugün de onun versiyonlarını görüyoruz işte, halkla alay eden, benim oyum çobanla bir mi olacak diyen, böyle ahlaksız. Bu millete aidiyetten utanan. Utanan. Bunu açıkça söyleyen. İşte Amerika Türkiye'ye müdahale etse bundan mutluluk duyacak olan, değil mi? Tabii. Yani Biden niye Türkiye'ye müdahale etmiyor diyor adam. Niye buna müsaade ediyor diyor. Yani şimdi böyle bir kafa var. Bu en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Yani bu, 15 Temmuz'da ilk kuyruk bankamatikten olmuştu. Yönetmen arkadaşım. Öyle şimdi mi? Hatırlattı bana. Tabii yani o dönemde hatırlıyoruz o günleri. Evet. Tam olarak vatan millet sevdasındayken birileri de bankamatik kuyruklarında paralarını çekme derdindelerdi. Tabii. 15 Temmuz onun turnusol kağıdıydı. Ya. O bakımdan Vecihi Hürkuş'un isminin bir komedi dizisinde bir beceriksiz bir adama verilmiş olması da aynı şekilde bizim kalbimizi rencide eden bir hadise. Kesinlikle. Vecihi Hürkuş, bakın, ta Balkan Savaşları'ndan itibaren bizim hava kuvvetlerimize katılmış, dışarıda eğitim görmüş, pilotluk öğrenmiş ve ilk alınan Osmanlı uçaklarından bir kısmını şey yapmış ve en önemlisi de bir şeyde, Kars yanılmıyorsam, bir Rus'la, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Rus uçağıyla dalaşıyor ve Rus uçağını düşürüyor. Yani havadayken ateş edip bir düşman uçağını düşüren ilk pilotumuz. Kahraman. Kesinlikle kahraman. Tarihimize geçmiş, yani bir uçağı, düşman uçağını havadayken ateş açarak düşüren bir kahraman. Daha sonra Osmanlı'dan kalan ve Almanların bize verdiği bazı uçakları Birinci Dünya Savaşı'nda kullandıktan sonra bu sefer İstiklal Savaşı sırasında da Birinci İnönü Muharebesi'nde. Birinci İnönü Muharebesi'nde Vecihi Hürkuş önemli bir rol oynuyor. Ama İnönü Muharebelerini anlatanlar bunu anlatmıyorlar. Düşmanın geri çekilip çekilmediğini kontrol etmek için, çünkü bir köylü haber veriyor, düşman geri çekiliyor. İnönü emir vermiş, bizim kuvvetler Eskişehir'e doğru çekiliyor. O sırada Yunan tarafından gelen Numan Ağa isminde bir köylü, Genelkurmay'ın kayıtlarında var bu. Diyor ki, nereye gidiyorsunuz? Komutan emir verdi, Eskişehir'e çekiliyoruz ya diyor. Ben geldim, yolda Yunanlar da çekiliyordu. Haberiniz var mı? Yok diyorlar. Ve sabahleyin Vecihi Hürkuş'u uçuruyorlar. Uçuyor, hakikaten bakıyor ki gidiyor Yunanlar yani. Bizimkiler Eskişehir'e gidiyor, Yunanlar Bursa'ya doğru gidiyorlar. Ama haberimiz yok. Tam onları görüp geri dönerken uçağı arıza yapıyor. Ve Yunanların yanına düşmek tehlikesi içinde bütün gücüyle oradan biraz uzaklaşmayı başarıyor ve bir tarlaya iniyor. Yunanlar bunun peşinden koşuyorlar o sırada. Yani görüyorlar indiğini. Hani haber vermeden yakalasınlar diye. Bu da onlar gelmeden uçağı, benzin deposunu kırarak ateşe veriyor. Yani onun düşmanın eline geçmesin diye. Ateşe verip tabana kuvvet kaçıyor. Ve geliyor, haber veriyor. Diyor ki böyle böyle Yunanlar gidiyor. Ondan sonra bizimkiler toparlanıyor. Yani Birinci İnönü Muharebesi'nin yani zafer denilen kısmı da onun böyle bir katkısı var. Bu topraklar alındı ama nasıl alındı? Ne hikayeler, neler var? Evet. Bu şeyler, emekler, hani düşman eline geçse, esir olsa her şey bitti. Sonra bir savaş bitiyor. Savaşta da yine başka
hizmetleri var. Onları da uzun uzun anlatmayalım ama savaştan sonra, şimdi Yunanlardan kalma bazı derme çatma uçaklar var. İzmir'de, Seydiköy'de, şurada burada. Bunlara el koyuyorlar. Diyorlar ki bunlar kullanılabilir durumda mı? Bir kısmı kırık, dökük falan, bir kısmını yakmışlar. Toplama mı yapılıyor? Evet. Beci Yurkuş kolları sıvıyor. Wow. Bunların içine giriyor. Sağlam parçalarını ayırıyor. Ve onlardan yeni bir uçak modeli yapıyor. Yani onun diyelim ki kaportasından bilmem baş kısmını alıyor. Ondan motoru çıkarıyor. Öbürünü alıyor. Bilmem ne yapıyor. Bir uçak. Ve içine yürüyüşünü yani götürüyor, getiriyor falan. İstediği şey şu. Bakın ben bu uçağı yaptım. Kimse bir para da vermiş değil. Yani bir maddi değeri de yok. Yani diyelim ki satın alınmış falan bir uçak da değil. Ben bu uçağı yaparak milletime bir hizmette bulundum. Müsaade edin bunun uçabildiğini de göstereyim. Tek istediğim bu. Müsaade edin uçayım. Ki bu işin olabildiğini, yani biz bu uçağı yapabiliyoruz, toplama da olsa yapabiliyoruz diyebilelim. Böyle bir şeyle, ricayla gidiyor. Hep olmaz, uçamazsın. Senin işte bilmem uçağın izni alınmadı, şu olmadı, bu olmadı, sallıyorlar. 1925 yılında, da tam tarihinde kendisi veriyor. 16 Şubat 1925 geliyor. Yine izin alıyor, istiyor, vermiyorlar. Bunun üzerine ya diyor dayanamıyor yani, içi uçma aşkıyla dolu ya. Yani bunu ispat etmek istiyor. Yani hem uçma aşkı var, hem millete, devlete, bayrağa hizmet etme aşkı var ama bunu başarırsak bunun arkasından başka uçaklar yapma şansımız da doğacak. Çünkü komutanların aklı basacak buna, siyasetçilerin, devletin, hükümetin aklı basacak. Ha tamam, bu böyle devam edelim diyecek. Özgüven sağlayacak tabii ki. Evet. Ve o gün böyle bir kanına şeytan girdi derler. Diyor ki ya şey yaptım diyor. Dayanamadım. Gittim işte bir bidon benzin aldım, koydum diyor şeye, uçağa. Ondan sonra yine izin bekliyorum. Dayanamayınca diyor bindim uçağa ve birkaç kişiye haber verdim. Havalandım diyor. Ve 15 dakika havada böyle dönüyor. Çok güzel numaralar yapıyor. İşte öyledir, böyledir. Bu sırada halk toplanmış aşağıya. Askerler, bilmem neler, herkes alkışlıyor. Ondan sonra bir uçağımız var işte, Vecihi Ürkuş'un yaptığı uçak havalandı falan, bir şenlik olmuş aşağıda. İndim diyor, millet beni omuzlarına aldı, yaşa bilmem ne falan. Ben diyor ödül bekliyorum diyor, yani taltif bekliyorum. Hani bana aferin bak, hani biz izin vermedik ama sen bunu başardın diye. Taltif beklerken komutan beni çağırdı diyor. Sen ne demeye bu uçağı çalıştırdın, kimden izin aldın? Ben izin istedim ama vermeyince dayanamadım. Yani bir hatam varsa bu milletime bir hizmet aşkından kaynaklanıyor. Bir kötü niyetten değil. Olmaz, sen bunu yapmamalıydın. Ve 15 gün hapis cezası alıyor. 15 gün hapis cezası. Bir de para cezası da veriyorlar. Diyor ki ya ben hani tamam hani... İltifat beklemiyorum, taltif beklemiyorum, ödül beklemiyorum ama bu ceza ne? Ülkeye hizmet etmenin cezası. Ya. Ve o zaman diyor, ben de istifa ediyorum dedim diyor. Askerlikten istifa ettim. Ve ordudan ayrılmış. Böyle bezdirdiler bu ülkede. Ya. Şimdi bu anlayış, yani bu şu ya da bu yöneticinin problemi değil. Yani az önce o Of'taki olay var ya. Neydi Of'taki olay? Adam uçmaya çalışıyor. Sen yeni icat mı çıkartıyorsun diye nasıl taşlayarak öldürdülerse, Vecihi Hürkuş'a yapılan da o. Bakın aradan asırlar geçmiş, zihniyet değişmemiş. Sen yeni bir iş yapan herkesin karşılaştığı muamele Türkiye'de budur. Maalesef. Buna rağmen mücadele ederek bir noktaya gelebiliyoruz. Yani bugün eğer uzaya bir astronot gönderiyorsak ve bunu destekleyecek bir şey yapımız varsa, uzay ajansımız bilmem neyimiz şunu, bunlar hep bu engellere rağmen yapılmış olan çalışmalar. Yani
büyük bir destandır aslında. Ondan sonra istifa ediyor ve gidiyor Sivil Hürkuş diye kendi şeyini kuruyor. Yani sivil havacılığı. Yani orada da bir sürü problemler karşına çıkıyor. Yani işte uçuramazsın, bilmem şunu yapamazsın, bunu yapamazsın ve uçağına el konuluyor. Gasp ediliyor yani. Evet. Sonra diyorlar ki sen bu uçakla şey yapamazsın. Bunun yurt dışından diyor onayının gelmesi lazım. İşte dünyada belli bunların merkezleri var. Onlardan onay almadan uçuramazsın. Kalktım diyor bunu yükledim Çekoslovakya'ya. Uçağın şeyini. Çekoslovakya'ya götürdüm. Çekoslovakya'da bunu şey yaptım. Test ettirdim. Kendi pilotluğumla gösterdim. Oradan onay aldım. Geldim. Yine diyor izin vermiyorlar. Yani böyle sürekli engellemeler, sürekli şeyler ve nihayet ne oluyor? Diyorlar ki Türk Hava Kurumu'na yardım amacıyla Türk Hava Kurumu uçaklarından birisiyle, onu da işte dışarıdan almışlar. Gideceksin Anadolu'da para toplayacaksın milletten. Yani uçuş yapacaksın. Uçuş yapınca pamuk eller cebe milletten Türk Hava Kurumu'na yardım yapmasını sağlayacaksın. Bu görevi veriyorlar. Bunu yaparsan izin veriyoruz. O da adam uçmak için yaratılmış adeta. Hani bunu seviyor ve sırf o şeyi yapabilmek için kabul ediyor. Anadolu'yu bu şekilde uça uça dolaşıyor. Her yerde bu dünyanın da parası toplanıyor yani uçak alımı için. Fakat bu tabii yıllar sonra burada arkadaşlar 3 numaralı resmi gösterirlerse rica edelim. Vecihi Hürkuş'un nasıl bir ölümle aramıza veda ettiğini maalesef acı bir şekilde göreceğiz. Bu görüntü Türkiye'nin ilk kahraman havacısı Vecihi Hürkuş'un cenazesine 3-5 yakınından başka kimse gelmedi. Neden böyle oldu? Cenaze 16 Temmuz 1969. Unutulmuş. Vecihi Hürkuş tüm bu çabaları ki ölünceye kadar da buna devam etti. Koca hatırat yazdı adam. Burada anlatıyor onları. Unutulmuş, bir kenara atılmış. Ve hasta bir vaziyette radyodan haber dinliyor. Bugün Apollo 11 uzaya çıkıyor. 16 Temmuz bakın aynı gün. Ne kadar trajik bir hadise. Ömrü havacılıkla geçmiş olan, göklere sevdası olan birisi Apollo 11'in ilk insanlı işte ayak basacak olan havalandığı gün, roketin atıldığı gün radyo dinlerken vefat ediyor. Hala o son içinde o heyecan var. Müthiş. Ve aya indiğini tabii 4-5 gün sürüyor bu. Göremiyor, ona şahit olamıyor. O gün vefat ediyor ve cenazesi böyle kaldırılıyor. Cesur bir pilot olan, kendi yaptığı uçakla çeşitli savaşlara katılan Vecihi Hürkuş, Erzincan'da Ruslara esir düşmüş fakat daha sonra tekrar Türkiye'ye kaçarak tek başına Yunanlarla çarpışmış ve düşmanın iki uçağını düşürmüştü. Böyle bir kahraman 3-5 kişiyle cenazesi kaldırıldı Türkiye'de. Bu utanç hepimize yeter. Kesinlikle. Onun için şimdi Vecihi Hürkuş'un filmleri yapılıyor. İşte bir takım çizgi filmler tamam yapılsın güzel ama bunu da bilelim. İçimizde bir acı olsun. Evet. Kalbimiz sızlasın. Neyin ne olduğunu bilmek lazım. Bunun kıymetini bilemedik. Böyle insanlar vardı. Bugünkülerin kıymetini bilelim işte ise. Bunların için çalışan Selçuk Bayraktarların, bilmem Temel Kotillerin bu çalışmayı yapan, destekleyen herkesin kıymetini bilelim. Çünkü bu noktaya kolay gelemedik. Bakın 1912-2024 yani 112 yıllık bir maceradan bahsediyoruz. Geç kaldık. Her darbe, her müdahale bizi biraz daha geri bıraktı. Ama elhamdülillah bir istikrarlı dönem yakalandı. Arkasında bir siyasi irade olmazsa bu işler yürümüyor. Siyasi irade de varken bu
çalışmaların olabildiğince desteklenerek bir noktaya ulaşması için hepimizin gayret etmesi, en azından dua etmesi lazım. Bir daha bu durumlara düşürmemesi için. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi 4-5-6 bunlar Nuri Demirağ'ın İsmet İnönü'ye yazdığı mektuplar, dilekçeler ve Nuri Demirağ'ın da nasıl batırıldığını, nasıl bitirildiğini gösteren arşiv belgeleri. Yani burada uzun bir mektup yazıyor ve gece gündüz kış, yaz, yağmur, çamur, kar, bora, fırtına maniyalarını bertaraf edecek vatanın her bucağında şimdilik en az 60-70 yerinde modern uçuş meydanları, yanı başında tamir atölyeleri, efendim hangarları, müteaddit sınıf ve derecelerde mektepleri ve birkaç yerde tayyare ve motor fabrikaları yaparak havacılarımıza binlerce ihtiyat, yapıcı, uçucu, yaratıcı elemanlar ve vesait yetiştirmek iktidarındayız. Bunları yetiştirebiliriz diyor. Tayyare süratlidir. Mütemadiyen de süratleniyor. Havacılık işlerinin bu sürate ayarlanması için hepsi aynı rütbede ayrı ayrı noktayı nazar taşıyan hava kumandanlarının başlarına, tepeden tırnağa, başından sonuna kadar mesuliyeti nefsinde toplayan, üzerine toz kondurulmamış yırtıcı, yaratıcı bir şahsiyetin her memlekette olduğu gibi bu mühim ve hayati işin başına geçirilmesi suretiyle tevsiyeli ve mahdut çerçeve dahilinde bırakılmamasını, vatanın yegane kurtarıcısınız, siz büyük milli çarımdan mı diyor, yalvararak kemal-i hürmetle arz ve niyaz ederim. Bunu yazdığı tarihlerde 1943 olması gerekir. Şimdi bu mektup ve arkasından kendisinin nasıl engellendiğini belirten bu beşinci belge. Kendisi de evet birçok setlerle karşılaşmış evet, bir insan bu, maalesef. İnönü'nün yüce huzuruna işte bunların nasıl engeller çıkartıldığını, nasıl önüne işte yapmakta olduğum modern uçuş meydanı, tamir atölyesi ve hangara ait plan ve krokiler ilişiktedir. İşte bana Divriği'de kurulacak fabrikaya ait planlar bunları sunuyor. Ama sonuçta ne oluyor? Bunlar reddediliyor ve sipariş vermiş mesela devlet. En sonunda mesela Hava Kuvvet Genelkurmay Hava Kuvvetleri 60 tane bile uçak sipariş veriyor. Bu da yapıyor. Fakat sonunda diyorlar ki hayır almayacağız. Ya diyor ne yapayım ben bunları? Siz sipariş verdiniz, sözleşme yaptık. Bunları almadığın zaman benim durumum ne olacak? O seni ilgilendirir. Almıyoruz. Bize lazım değil. Siz sipariş ettiniz. Bak daha vahim bir şey söyleyeceğim. O zaman diyor müsaade edin bunu ben dünyaya satayım. Bunu almak isteyen bir sürü ülke var. Hayır onu da satamazsın. Sattırmıyorlar. Elinde çürütüyorlar. Kimlerle uğraşıyor? Yani sipariş veriyorsun. Adam yapıyor, getiriyor sana teslim etmek için. Parasını vermediğin gibi malını da şey yapıyor, almıyorsun. Adam diyor ki ya bırakın o zaman dışarıya satayım. Hayır ona da izin veremeyiz. Bu ne demek? Azınlık da olsa bu zihniyet hala devam ediyor. Ya, maalesef. İşte o yüzden bu kadar geç kaldık. Yani bugün geldiğimiz noktayı küçümsemiyorum. Her şeye rağmen bir şeydir, bir adım atılmıştır. Ama bu noktaya biz belki 30-40 yıl önce gelebilirdik. Engellenmeseydi bu girişimler. Belki. O fabrikanın içerisinde mühendislerle birlikte o patlamanın olması. Evet. Şimdi, nice isimlerin orada gitmesi. Kesinlikle. Yani burada şunu söyleyeyim bir ölçü olsun seyircilerimizin de kafasında. 27 Mayıs darbesi yapılmadan 5 ay önce Ocak 1960 Bayındırlık Bakanı Tevfik İleri gazetecilere bir briefing veriyor. Boğaz Köprüsü'nün maketi yapılmış. Diyor ki Boğaz Köprüsü
ihaleye verildi. 1900 şeyde Haziran ayında temelini atacağız. Haziran 1960'ta ve 1963 yılında Cumhuriyet'in 40. yıl dönümüne yetiştireceğiz diyor Boğaz Köprüsü'nü. Haziran'dan bir ay önce 27 Mayıs'ta darbe yapılıyor. Bütün ihale iptal ediliyor. Boğaz Köprüsü ihalesi. Sonradan Demirel döneminde tekrar canlandırılıyor 1965'ten sonra. Ne zaman açıldı? Cumhuriyet'in 50. yıl dönümünde açıldı. 1963'te açılacak olan Boğaz Köprüsü 1973'te açıldı. 10 yıl kaybedildi bakın. Bunu bir kıstas olarak alabiliriz. Yani o da 10 yıllık gecikme. Her darbe bu ülkeye en az 10 yıla mal oldu. Kaç darbe yaşadık? 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat. Hani 15 Temmuz'da Allah'tan onda yine zararları oldu mutlaka ama evet. 40 yıl kaybettik diyorum ben. Yani bugünkü noktaya biz 40 yıl önce gelmeliydik. Ama her şeye rağmen bu mücadele yapıldı ve burada Nuri Demirağ'ın bakın hususi Türk tayyare fabrikası, özel Türk uçak fabrikasında işte açtığı Dibri'de nasıl çalışmalar yaptığı. Şimdi böyle içinde millete hizmet aşkı olan bir insanı biz yaşarken öldürdük Nuri Demirağ'da. O da ilk bizim demokratik dönemde çok partili hayata geçirdikten sonraki ilk partiyi kuran kişidir. Milli Kalkınma Partisi diye bir parti kurdu. Bakın ismi de Milli Kalkınma Partisi. Demokratik döneme geçirdikten sonra kurulan ilk parti. Ve 1946 seçimlerinde de katıldı bu parti. Hı hı. Ama onunla bile gidin CHP'nin kalemşörleri nasıl dalga geçtiler? Yok Kuzu Partisi. Ya adam şimdi demokratik hayata geçilmesi o kadar engellenmiş ki toplumun, korkutulmuş, sindirilmiş insanları toplamaya çalışıyor. Miting yapmaya çalışıyor. Yani tek parti idaresi döneminde sindirilmiş insanlar gelemiyor. Gelirsen başıma ne gelir şimdi? Bir de o korku var. Hala o jandarma duruyor bilmem. Polis duruyor. Onun için kuzu kesip kuzu çevirme yapıyor. Hani insanlar gelsin, kuzudan bahaneye gelsinler, mitinge katılsınlar diye. Adını Kuzu Partisi'ne çıkarttılar. Yani ve Milli Kalkınma Partisi doğmadan öldürüldü. Yani o aslında Demokrat Parti'den önce başlamıştı bu evet. şeye. Fakat bu tür şeylerle evet, istiskal... Şimdi, evet hocam yavaş yavaş artık evet. programın sonuna doğru geliyoruz. Özellikle bugünlerde sık kullanılan istikbal göklerdedir cümlesi evet. Kime ait? Bu bir tartışma konusu oluyor. Şimdi Beyder bununla Bey. İlgili şöyle şey söyleyeyim. Bu Mustafa Kemal Paşa'ya ait değil. Ondan en az 50 yıl önce söylendiğine dair elimizde kanıtlar var. Bunlardan birisi 1936 yılında Abidin Daver'in Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı bir yazı. Abidin Daver de Atatürk sağ. Diyor ki bundan 50 yıl önce havacılık sanayi kurulurken, havacılık sahası ilk çalışmalara başlarken bunun kurucularından bir tanesi böyle demişti. İstikbal göklerdedir. Bak, Atatürk sağken ona değil de 50 yıl önce söylendiği ve onun bir yabancı tarafından söylendiği ifade ediliyor. Eğer Atatürk bu sözü söylemiş olsa Abidin Daver'in şeyine mi kalmış? Haddine mi düşmüş ki onu kalkıp da bir başkasına mal etsin? Olabilir mi böyle bir şey? Söyleyemez zaten. Olamaz. Yani. Zaten söylememesi de gerekir. Yani. Bir de Cumhuriyet Gazetesi'nde bunu yazıyor üstelik. Onun küpürü ne kadar ben buldum. Twitter'da paylaştım. Şimdi çeşitli kişiler bununla ilgili daha önce söylemişler. İstikbal göklerdedir, gelecek göklerdedir, göklerdeki şeyler. Fakat Atatürk'ün bu sözü söylediğine dair hiçbir kanıt yok elimizde. Ortalıkta dolaşan Türk Hava Kurumu'nun açılış töreninde söylediği yalanı var. Türk Hava Kurumu'nun açılış törenine katılmadı. Bu bir şey. İkincisi Türk Hava Kurumu'nun bir faaliyete geçmesiyle ilgili Mayıs ayında
bir tören yapılıyor. O törende söylediği söyleniyor. Fakat hiçbir yerde, hiçbir gazetede, hiçbir yayında 1926 yılında böyle bir sözü söylediğine dair bir kanıt bugüne kadar bulunamadı. Bunu kim söylüyor? Afet İnan'ın kızı Arı İnan söylüyor. Bunu kim söylüyor? Atatürkçü Parti kuran efendim Sina Akşin profesör söylüyor. Ve o dönemin yazılarını, şeylerini okuduğumuzda katiyen böyle bir söz yok. Ama maalesef Türkiye'de bir şeyi Atatürk'e mal ederek kullandığınız zaman bu prim yapıyor. Hani Türk şoförü en asil duyguların insanıdır filan. Böyle bir şey söylüyor. Çünkü ne oluyor? Şimdi şoförler cemiyeti kendisine bir vecize uydurmuş oluyor. Ya da memnunum körler cemiyeti işte görmek en büyük nimettir diye bir söz diyelim ki uyduruyor. Altına Kemal Atatürk yazınca kendine bir şey sağlıyor. Oradan bir rant sağlamaya çalışıyor. Devşirmiş oluyor. Bunun gibi Atatürk'ün söylemediği sözler diye bir çalışma yapmak lazım aslında. Bunun kaynakları aslında hiçbir zaman ortaya çıkmamış olan. Peki efendim burada şey ortaya çıkmış oldu. Evet. Belgeleriyle. Şimdi haftanın kelimesi diyelim. Aa, evet bizim kelimelerimiz vardı. Peki haftanın kelimesi diyoruz. Haftanın kelimesi. Sancak. Saplamak manasındadır. Eski Türkçe'de sançmak, saplamak demekti. Dilimizde yaşayan sancı kelimesi de oradan gelir. Mesela karnıma bir sancı saplandı derken halen farkında olmadan kullanırız. Nitekim sancar ismi de aynı kökten türemiş, saplayan demektir. Örnek, cahil genç kelime-i tevhid bayrağını hilafet sancağı zannetti. Evet, haftanın kelimesi de sancaktı. Nasıl buldun? Güzel. Güzel bir köşe oldu. Güzel, kesinlikle çok hoş olmuş. Bilgilendirici aynı zamanda. Eyvallah. Peki hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olasın. Sen de hoş geldin, safa getirdin. Eyvallah. Ama zaman zaman seni de bekliyoruz. Ve İnşallah. Şeyini de inşallah bizi özletmesin. İnşallah. Peki ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Hayırlı efendim, akşamlar. Kayıt dışı tarihi de böylelikle noktalamış olalım. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.